Rubin beklentisini demek ifade ediyor. Türkiye içerisinde de bu Fethullahçı terör örgütü bu beklentiyi körüklüyor. Özellikle rüyalar üzerinden körüklüyor, ailelere giderek körüklüyor, cezaevlerindeki ziyaretçileri vasıtasıyla içeri sokarak körüklüyor. Nasıl körüklüyor hiç merak etmeyin. 3. Dünya Savaşı çıkacak, bütün zindanlar boşalacak diyorlar. Hatta bazı görüşmelerde onu söylüyorlar. Aman diyorlar, ailelerine siz dışarı evet. çıkmayın, ortalık karışacak, şöyle olacak, böyle olacak. Sürekli bir beklentiyi, bir umudu yukarıda tutarak itirafçı olmalarını, etkin pişmanlıktan yararlanmalarını önlemek için bu bunu yapıyor. Bu bir taktik yani. Tabii çok net. Yani 10 Kasım çok, işte çok yok, 10 Aralık'ta bak, olacak bakın, işte şu olacak. Aynen öyle. Taktik bu 14 yani. Ağustos dediler. Oldu mu? Olmadı. İşte Ekim'in ilk haftasına kadar dediler. Olmadı. Şimdi Kasım dediler. Olmadı. 10 Kasım diyorlar. Bak şimdi Melik size söylüyorum. 10 Kasım geçtikten sonra yeni bir tarih çıkacaktır. Şimdi öyle bir terör örgütü yapısı var ki örgüt elebaşı Fethullah Gülen 100 tane yalan söylese ki 100 değil 100 binlerce yalan söylüyor. Yüzü de yalan çıksa güneş gibi söylediğini yalanlığı ortada olsa dahi